Bankası ve Cumhuriyet Meydanı'nın yenilenme projesi için başlatılan çalışma kapsamında Atatürk... Banklar bu dönemde parti meclis. Evet, ikinci bölüme geldik. Bence bu bölümde biraz içe mi dönsek diyorum. Hani Suriye'yi de konuşabiliriz gerçi. Ya bu mesela bu Suriye şimdi, zaten dış mı? Dış, o da iç oldu. Bu şimdi yani resmen geçeli bu rejime değil mi? Bu sisteme değil. Evet. Bir sene, 3 ay mı oldu? Geçen işte sene Haziran'da diyelim oldu. Yemin falan Ağustos'tu. Bir sene 2 ay diyelim. Bu hakikaten oturdu mu? İnsanlar alıştı mı? Şimdi anketlerde alışamadık çıkıyor. Yerel seçim sonuçlarına bakıyorum. Bir tepki, ben onları bir tepki olarak yorumladım. Yani bu hani Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda parti başkanı olması, devlet başkanı, yürütmenin başı falan. Anayasadaki maddeye rağmen. Evet, her şey böyle bir kişide toplanması. Tarafsızlık yemini ediyorsunuz evet. Ama parti başkanı ve... Partizan bir kişiliksiniz. Yani onun için bu biraz mesela Erdoğan gitse başkası gelse değişir mi, değişmez, herkes kendine göre. Ya bu yapı var mı mesela örneği? Böyle ya bir böyle şeyi nereden? Demokraside böyle mevcut olan bir yapı yok. Ama demokrasi dışında böyle yapılar var. Bunu inceleyen siyaset sosyologları var esas itibariyle. Şehabi diye bir meslektaşımız var, Hişam Şehabi ve Juan Linz. Linz mütevaffadır. Yani bir 10 sene falan oluyor vefat ettiği. Yale Üniversitesi'nde sosyologtu. Ve onun çalışmalarında özellikle Weber'in kullandığı bir terminolojiyi kullanıyor. Max Weber'in, ünlü sosyolog. Weber diyor ki geleneksel yönetim biçimlerini ikiye ayırabilirsiniz. Merkezi olan bir de yerinden yönetim olan veya ademi merkeziyetçi olan. Ademi merkeziyetçi olanına feodal diyor. Avrupa'daki çeşitli derebeyler, lordlar vesaire var. Onların içerisinden en kabadayısı kral. Ve bunlar bir arada yönetiyorlar. Kralın gücü hiçbir zaman tek başına yönetmeye yetmiyor. Onlara bir şekilde dayanmak zorunda. Ve onların desteğiyle ordu kuruyor. Onlar ordunun zaten komutanları. Ordunun parasını lordlar veriyor vesaire. Bu şekilde bir sistem veriyor. Bir de merkeziyetçi olan var. O da patrimonyal diyor. Patrimonyal. Gelişmemiş tipi patriarkal veya matriarkal. Kadın veya erkek tekil yönetici olmasına göre. Bir hanedanın içerisinde bir kişiye geleneklerin icap ettirdiği şekliyle ve genellikle geleneklerin öngördüğü meşruiyet kalıpları içerisinde yönetme hakkının verilmesi suretiyle yönetiyor. Bu aynı zamanda metafizik temellere de oturabiliyor. Her ikisinde de. Yani ilahi kralların ilahi yönetme hakkı. Patrimonyale Osmanlı İmparatorluğu'na. Evet, Osmanlı İmparatorluğu. Tipik örnek değil mi? Ona? Evet, Şerif Mardin bu konuda yazmıştır. Evet. Aynı zamanda o da müteveffa oldu tabii. Halil Hoca da aynı İnalcık, şekilde evet. İnalcık da bu konuda. Nitekim Juan Linz'in kitabında Halil İnalcık'ın Osmanlı İmparatorluğu hakkında böyle bir yakıştırma veya böyle bir tespit, tanım mantıklıdır Osmanlı için diye bir alıntısı da var. İfade ettiği gibi. Peki, bu sistemde patrimonyal sistem. Şimdi patrimonyal sistemi Weber aynı zamanda akrabalar ve arkadaşlarla birlikte yönetim olarak tanımlıyor. Yani bu aile, hanedan esasına dayanır. Dolayısıyla akrabalık ve hısım ilişkileri önemlidir. Evlilikler dahil, çeşitli evlilikler bu nedenle yapılır.
ve çok kişiyle evlenme söz konusu olabilir. Mesela Kral Abdülaziz Suudi Arabistan'ın kralının 150 tane karısı vardı. Bunlar siyasi evlilikler. Her nikah bir sosyal mukavele mahiyetinde. Bu şekilde bir yönetim tarzı. Artı arkadaşlar. Çevre. Çevre, yakınlar, işte ahbap çavuşlar falan diyebilirsiniz. Böyle bir yapı ve buna bağlı bir yönetim şekli. Şimdi Juan Linz'in katkısı, bu yapı diyor belli bir geleneksellik özelliğini kaybederek modernmiş gibi bir görüntü alabilir diyor. Özellikle patrimonyal yapılar. Feodal yapılar genellikle kapitalizme dönüyor ve onlar daha çağdaş veya modern bir yapıya kavuşuyor. Bunlarda ise böyle bir değişme söz konusu olduğunda önde vitrinde anayasasıyla, kuvvetler ayrılığıyla, haklar özgürlükleriyle, yargı mahkemeleriyle falan, hatta medyasıyla falan böyle bir vitrin söz konusu görüntüde olabiliyor. Var yani. Evet. Bu neopatrimonyal tipte, modern görüntüde, fakat arkada kültür olarak yine akrabalar ve arkadaşlarla yönetim, bütün esas kararların, yani bağlayıcı kararların, biz siyasi kararları temel itibariyle toplumu bağlayıcı kararlar diyoruz. Ki bağlayıcılık kararın arkasında yaptırım uygulamasıyla anlaşılıyor. Yani uyanlara ödül veriyorsunuz, uymayanlara cezalandırıyorsunuz. Bu yetkileri kullanan dar bir kadro, arkada bir kadro pek gözükmüyor ve bunlar temel itibariyle arkadaşlar ve aile üyeleri, akrabalar vesaire hısım etrafında oluşuyor. Bu neopatrimonyal yapı içerisinde tek kişinin ön plana çıktığı yapıya Weber'in yine önerdiği bir kavram olan sultanizm diyor. Bunun örnekleri var diyor. Örnekler olarak saydıkları mesela Pehlevi'nin İran'ı. Bize en yakın örnek olarak verebilecek Hafız Esad rejimi. Aa. Suudi Arabistan'daki, Haiti'deki Duvalier rejimi. İki Duvalier var. Bir baba Duvalier, bir oğlan var. Oğlan, baby dog Duvalier diyorlar. O da enteresan. Ama baby dedikleri böyle 150 kilo falan. İri yarı falan bir adam. Ondan sonra bunlar kendilerine has bir yönetim şekli geliştirmiş durumdalar. Nikaragua'da Somoza rejimi var. Küba'da Batista rejimi var. Bunların hepsini inceliyorlar. Bunların temel özelliklerini kitapta ve Suriye'nin şu anda içinde bulunduğu yapının esas itibariyle bu tür bir yapı olduğunu ve bu yapının çökmüş şeklinin bugün ortada bulunduğunu iddia eden yeni yayınlar var. Bugünkü yani, Suriye. Evet, 2018 baskısı yine Bush'la bir Şehabi'nin ortak derlemiş oldukları bir kitapta. Söder diye bir meslektaşımız şeyden, İsveçli, bunu anlatıyor. Yani ismi nasıl uyuyor veya uymuyor diye tartışıyor. Bu temel özellikler orada gözüküyor. Yani kişisel karar almanın ön planda olması, bu karara o kişinin en yakınında olan, kulağına en yakın olan diyor Weber. Kulağına en yakın olanın en etkili olduğu. Çünkü bir kişinin dikkati ve odaklanabileceği hususlar son derece sınırlıdır. Günün belli bir saatiyle sınırlıdır. Çünkü bu insan zaman zaman uyuyacaktır, zaman zaman yemek yiyecektir, şudur, şudur. Yani belli bir saat çalışabilir, 15 saat, 20 saat bilemediniz. Yani 24 saat olmaz ama ne kadar çalıştırıyorsun. Dolayısıyla bu saat zarfında kiminle en fazla temas halindeyse o etkili. O etkiliyor. Ve dolayısıyla bu etkilerin altında bu çeşitli kararların alınması sırasında ehliyete dayalı ve profesyonelliğe dayalı bir input söz konusu olmuyor. Burada yakınlığa dayalı ve sadakate dayalı bir girdi söz konusu oluyor. Dolayısıyla orada alınan kararların ne derece doğru olduğu, ne derece istenilen sonuca ulaştığı, ne derece etkili olabileceği, ne derece sürdürülebilir olacağı her zaman için şüphe götürüyor. Onun için bu kararlar sık sık değişiyor. Şimdi mesela biz bunu görüyoruz. Resmi gazetede bir şey yayınlıyorlar. Öğleden sonra değiştiriyorlar. 3 gün sonra kaldırıyorlar. 5 gün sonra tekrar koyuyorlar. Niye? Çünkü
karar alınırken bir şeyin şöyle atlandığı de, var. Şöyle geçiyor. Güzel oluyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde değişiklik yapılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi tabii, diye. Bunları görmeye başladık. Eskiden bunlar yoktu. Yok, neden? Çünkü eskiden profesyonel bir bürokrasi, alanında uzman, ehil, o bürokrasi bakanlık içerisinde bu kararı genellikle bir çıkar grubuyla temasta olarak, Avrupa'da olduğu gibi, Amerika'da olduğu gibi alıyordu ve meclise getiriyordu. Bakanlar Kurulu'ndan geçtikten sonra o mecliste tartışılıyordu. Siz tartışıyordunuz basında, medyada. Evet. Biz tartışıyorduk üniversitelerde. Ondan sonra daha genel bir şey oluyordu. Eski Türkiye'den bahsediyorsunuz. Evet. Eski Türkiye'de. Aynen. Dolayısıyla oradan çıkan kararlar ondan sonra gidiyordu kanunlar dairesinde. Hani kanun diline uygun şekilde yazılıp yayınlanıyor. Orada bile hata çıkabiliyordu, düzeltiliyordu filan. Fakat bunların oranı çok kısıtlıydı. Hocam şimdi burada büyük artış var. Bunun bu rejimin tipinden kaynaklandığını iddia ediyor meslektaşlarımız. Ve bizde de bundan bol miktarda örneklerini görmeye başladık. Bu gayet doğaldır. Ben bir kısa özet yapayım hocam. Şimdi işte Mehmet'in söylediği gibi bir sene, üç ay, dört ay gibi bir buçuk seneye geliyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde. Dünyada örneği yok. Kendine özgü özellikleri var. Şimdi iktidarın... İşte bunları sayarsanız örnek. Yani Neopatrimonya Sultanizm örneği. İçeriden gelen eleştirilere baktığımız zaman AK Parti iktidarının içinden gelen eleştirilere hocamın söylediği eleştirilere yakın. Yani karar verme mekanizmasının giderek bir kişiye doğru yükseldiği, istişare yapılmadığı, işte çok hızlı dar bir çevre... Yapılmadı. Evet. Böyle olunca yapamıyorsunuz. Dar bir çevrede tabii kararın verildiği, bunun işte genellikle aile ve yakın çevre olduğu şeklinde bir eleştiri var. Bu eleştiriden hareketle de yani yeni siyasi parti kurma girişimleri dahi ortaya çıktı. Sayın Davutoğlu'nun uzunca yayınladığı eleştiri manifestoda temel noktadan biri bu. Karar verme mekanizmaları tabii değişti ve karar vermesi çok merkezileşti diye. Tabii tabii. Şimdi tabii yasama organına bakıyoruz, etkisini yitirdi yeni sistemimizde. Evet. Bir fonksiyonu yok milletvekillerinin, bakanların hesap verme zorunluluğu yok. Evet. Güven oyu mekanizması kaldırıldı. Yasama etkisizleşti. Daha önemlisi, unutmayın lafınızı, eskiden bakanlar meclisin içerisindeydiler. Tabii. Dolayısıyla milletvekillerinin onlara ulaşmaları, özellikle de bunların güven oyu almaları zorunlu olduğu için, hatta soruşturma yani vesaire açmak da kolay olduğu tabii için. Hem milletvekiline hesap vermek zorundaydı tabii, hem de seçmenine tabii hesap vermek zorundaydı. Bu da ortadan kalktı. Evet. Dolayısıyla milletvekilleri onlardan bir takım imkanlar temin edebiliyorlardı evet, seçmenleri için. Bunun kesildi, o çok ayyuka evet, çıktı. İşte eleştirilen biri de bu bağın koptuğu yeni evet sistemde ve meclisin devre dışı kaldığı evet şeklinde bir şey var. Yargı kısmına bakıyoruz. Yargıda işte 12 Eylül 2010 anayasa değişikliğinden bu tarafa yaşadıklarımız zaten yargının önce bir cemaatin, terör örgütünün niteliğine bürünmüş bir cemaatin kontrolüne girdiğini, sonra onların temizlenmesi sonrasında bu kez de iktidara yakın bir yargı yapılanmasının oluştuğunu görüyoruz. Yargı da yürütme organının hemen hemen kontrolü altına girmiş durumda. Yürütme gücünün tümüyle Cumhurbaşkanı'na devredildiğini görüyoruz ki fiilen de böyle. Evet. Dolayısıyla bu sistemi halk adına denetlemek de görevli. Basının, medyanın da %90'dan fazlasının yok olduğunu görüyoruz. Hem yok olduğunu hem... Yine hala devam ediyor oradaki evet, yapılandırma. Kalanların da yine iktidarın bir evet organı haline geldiğini, uzantısı haline geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bizim eski sistemde beğenmediğimiz, ağır aksak bulduğumuz demokratik, layık hukuk sistemi, parlamenter sistemin çok daha negatife doğru gerisine giden, gerisine düşen tabii bir sistemle karşı karşıyayız. Şimdi bu sistem sıkıntısı sürüyor. Her ne kadar gerek yok, iyi gidiyor falan denilse de işte TESKA'nın açıkladığı şeyler, anketler halkın da bu sistemin işlemediğini... Hayır, şimdi bunların düzeltilmesi imkanı yok. Evet. Hani reform yapacağız falan yapamazsın. Şey de vardı hocam, şimdi deniliyordu ki eğer hızlı karar verme sürecine geçersek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sorunları çözeriz. Şimdi ekonomiye uçacak bakıyoruz. Uçacak Türkiye diyorlar. Ekonomi de bu biliyorsunuz, sisteme... Sürat felaket. Bu sisteme girdiğimizden beri ekonomi kötü gidiyor. Evet. Yani döviz evet fiyatları kötü evet gidiyor, enflasyon kötü evet gidiyor, işsizlik Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde en yüksek evet boyutuna ulaşmış evet durumda. Dış ticaretimizde reel bir artış yok. Sanayimiz tıkanmış vaziyette, büyümemiz negatif diye tarif ediyoruz.
diyor ki negatif büyüme diye zaten bir şey olmaz. Ekonomi kötü. Küçülüyor. Hızlı karar veriyoruz diye düşünüyoruz ama dış politikaya bakıyoruz tam bir çıkmaza girmiş durumdayız. Çok ağır sorunlarımız var. ABD ile sorumluyuz. Suriye'de, Suriye'nin kendisiyle sorumluyuz. Irak'la sorumluyuz. Avrupa Birliği'yle sorumluyuz. NATO ile sorumluyuz. Dış politikada da bir olumlu gelişme yok. Ve komşularımızdan iyi ilişki kurduğumuz bir komşumuz kalmamış durumda. Sıfır dış politikada da tıkandık. Evet. Ekonomide tıkandık. Demokratik sistem açısından tıkandık. Ve demokratikleşme açısından baktığımızda Avrupa Birliği değerlerinin tam üye olmaya aday olduğumuz Avrupa Birliği değerlerinin çok gerisindeyiz. İfade özgürlüğü konusunda çok ciddi sorunlarımız var. Hala cezaevinde işte gazetecilerimiz var, bilim insanlarımız var, bir sürü aydınımız var. Doğru. Onlar daha yeni yeni yeteri kadar yattı diye herhangi bir yargı kararına dayanmadan yattıkları halde cezaevinde yavaş yavaş çıkarırlar. Bazısı çıkartılmıyor. Orada bir keyfi bir durum var gibi. Yani evet. Yargı mekanizması evet. İşliyor mu işlemiyor mu bilmiyoruz. Bir idare mahkemesi veya bir istinaf mahkemesi ve anayasa mahkemesinin kararını uygulamıyorum diye karar alabiliyor. Bu da anayasal sistemin bir ihlali. Evet. Dolayısıyla bizim bütün alanlarda gerçekten eski Türkiye diye küçümsenen sistemden çok daha geriye ve kötüye gittiğimiz ve işlemeyen bir sisteme geldiğimiz anlaşılıyor. Şimdi buradaki ısrar devam ederse Türkiye'yi bekleyen sorunlar nelerdir diye ben size bir soru olarak da bunu yönelteyim. Israr da devam edeceği gözüküyor zaten. Görünüyor. Tabii bu böyle. İki tane büyük sorun var. Pardon diyecek halleri yok. Bir tanesi bu kamu bürokrasisinin çalışmıyor olması, kamu kurumlarının ciddi erozyona sahip olmuş olması, aynı zamanda yasamanın erozyona sahip olmuş olması, ortaya çıkarılan sonucun yani kararların hızlı alınması önemli değil, düzgün alınması. Düzgün, doğru alınması. Ve konusuna uygun, yasaya uygun ve demokrasinin bir anayasası olacak. O demokrasinin anayasasına uygun olarak alınabilmesi önemli olan. Demokrasi hızlı karar alınan bir mekanizma değildir zaten. Dünyada da değildir. Amerikan demokrasisi özellikle doğru düz karar alamaz. Bir meslektaşımızın kitabı var. Bu veto sisteminin en iyi çalıştığı anayasanın Amerikan anayasası olduğunu, bunun siyasi istikrarı yani policy stability İngilizcesiyle politika istikrarı getirdiğini söylüyor. Politika istikrarı demek, yani bir politika yaptığınızı değiştiremiyorsunuz. İsteseniz de demek. Dolayısıyla demokrasiler böyle rejimler. Kolay kolay karar üretebileceğiniz rejimler değil ama çok tartışılıyor, tezekkür tefekkür ediliyor. Ve bunun sonucunda çeşitli denetim mekanizmaları var, çeşitli veto eden güçler var vesaire. Çok zor karar alıyorsunuz ama aldığınız bir karar genellikle genel kabul görüyor ve genellikle uygulanıyor. Çünkü uzlaşmaya da yani. Şimdi burada aldığınız kararlar genellikle kabul görmeyen, genellikle uygulanmayan herkes bir tarafından bunlar yokmuş gibi hareket etmeye çalışan kararlar olma rizikosu taşıyor. Bu bir. İkincisi özellikle ekonomide, ekonomik kararlarda büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Orada istikrar çöküyor. Türkiye'nin ekonomik istikrarı zorda. Çok evet. Güven yok çünkü. Bir sonucu bu. Ekonomik makroekonomik dengeleri koracak, yönetecek olanlar ekonomi bürokrasisidir. O ekonomik bürokrasisi darma duman olmuş durumda. Ve oradaki kurumlar başta Merkez Bankası olmak üzere büyük erozyona uğramış durumda. Bunun sonucunda Türkiye'ye dışarıdan bakan ve bize yatırım yapacak olanlar ürküyor. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı fiilen de artık fiilen kalmamıştır. Yani. Dolayısıyla bundan dolayı bir takım problemleriniz var. Ayrıca hukukun üstünlüğü ilkeleri işlemediği için yatırım yapmaya gelecekler kendilerini güvende hissetmedikleri için gelmiyorlar. Böyle bir ciddi problemle karşı karşıya kalıyorsunuz. Mevcutlarda çok, kaçıyor. Çok ciddi tabii. Onun dışında bir mevkiye ne kadar iktidar vereceğiniz ve bu iktidarı ne kadar sınırlayabileceğiniz demokrasinin çalışması için kritiktir. Çünkü siyaset biliminin temel yasasıdır. İktidar yozlaşır. Mutlak iktidar mutlak olarak yozlaşır. İktidar suistimale açıktır. Onu engellemeniz için sınırlamanız lazım. Bunun için ya karşısına başka güçlü bir kuvvet koyacaksınız. Amerika Anayasası'nda olduğu gibi. Başkanın karşısına kongreyi koyacaksınız. Birbirlerini dengeleyecekler. Birinin yaptığını öbürü veto edecek.
öbürünün veto ettiğini diğeri kanuna değiştirecek. Böylece birbirlerini tabii o kontrol ederek. Üyeleri de başkana bağımlı olmayacak. Olmayacak. Onun tercih tamamen seçilmiş bağımsız. Olmayacaklar. Tabii. Halk seçmiş olacak gerçekten. Katı kuvvetler ayrılığı diye anılır. Evet. Özellikle anayasa hukukçular arasında katı bir şekilde ayrılmışlardır. Tamamen farklı kökenlerden seçilirler ve dolayısıyla birbirlerine karşı evet. Bu şekilde İngilizcesiyle limited government deniyor buna. Sınırlı hükümet. Demokrasinin yani modern demokrasinin temeli buna dayanıyor. Hükümete gelenler sadece ve sadece anayasada çizilen sınırlar içerisinde ve bu denge denetleme ilişkilerinin kendilerine çizdiği dar alan içerisinde verdikleri sözleri gerçekleştirmek için çalışacaklardır. Onun dışına çıkıp bir etkide bulunma yetkileri yoktur. Yok. Zaten bizde var ama işte. Ha işte. Sorun onun için demokrasi çıkmıyor. Olarak çalışmıyorsunuz. Şimdi bizde mesele orada. Bizde ben şöyle görüyorum. Mesela bir hükümet seçiliyor. O hükümet neyi seçiyor? Evet, bir dönem diyelim ki 3 yıl, 5 yıl, 4 yıl neyse bu ülkeyi yönetmek için. Evet. Bizde ama o koltuğa gelen kendi kafasına, kendi modeline göre ülkeyi değiştirmeye çalışıyor. Bu mesela diyelim ki Milli Eğitim Bakanı. Evet. Geliyor, aa bu eğitim sistemi böyle, ben bunu değiştireyim. Böyle sınav mı olur? Değil. Sınavları değiştiriyor, okul kitaplarını değiştiriyor, onu yapıyor. Öbürküsü geliyor, bu kötü diyor, atıyor. Hadi bir daha değiştiriyor. Başbakan kendi yaşam tarzına göre ülkeyi bir böyle yaşamak lazım diye. Böyle yaşamayanlara kızıyor. Veya işte o düzeni kurmak için elinden gelen her şeyi yapıyor falan. Herkes bu ülkeyle gelip, niye bizde böyle mesela, niye... Mesela Almanya'da işte Merkel geldi, gidecek işte bir sene sonra. Şimdi, gelse ne olur, gitse ne olur. Almanya'nın eğitim sistemi de değişmiyor. Yapısı kimse de bir şikayet yok. İngiltere'de de öyle. İkide bir de başbakan değişiyor. Hani bizde... Çünkü kurumsal istikrar var. Bizde yok. Ha, bizde niye oturmadı bu? Ha. Yani bu Cumhuriyet'in kuruluşundan gelen bir... Yok hayır. Var, Cumhuriyet'in başlıyoruz. Kuruluşundan değil ama... Nedir yani bizde 1961'den bu... itibaren yapılan anayasalar... Anayasal sorun mu? Tabii tabii. İlk başladığınız nokta orası. Bir kere Türkiye'de demokrasinin anayasası olarak kabul edilen herkesin içselleştirdiği ve uyumak için büyük titizlik gösterdiği herhangi bir anayasa yok. Yok evet. 61'den beri biri yok. 1924 anayasası bir nevi İngiltere'de uygulanan Westminster modelinin kopyası mahiyetindeydi. Meclis üstünlüğüne dayalı. Meclis üstünlüğüne dayalı. Tek meclisli. Çoğunlukçu evet. Bir modeldi. Fakat orada da karşılaştığınız problem çoğunluğu ele geçiren tek parti yönetimi gibi yönetmeye evet. Kalkıyordu. 1920'lerden itibaren 50'lerde evet. Değiştikten sonra Demokrat Partisi de aynı noktaya 60'a kadar savruldu ve çöktü sonunda. Dolayısıyla 61 Anayasası'nı Demokrat Parti anayasanın yapılmasına katılmadı ve dolayısıyla sağ mevcut olmadı ve burada bir takım Anayasa Mahkemesi gibi filan kurumlar getirerek yetkiler sınırlandırıldı. Meclis çoğunluğuyla yönetim önünde bir takım engeller konuldu diye reddetti. Halbuki 1961 Anayasası İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da 1950'lerde kurulmuş olan yeni anayasacılık sürecinden bir tamamen bir kaza eseri. Yani 60 darbesiyle iktidara gelen Junta'nın anayasadan filan haberi olmaması. Anayasacıları çağırıp bize bir güzel bir anayasa yapın demiş olmaları gibi bir tesadüf sonucunda modern bir anayasadır. Yani o oradan yararlanmıştır. O anayasalarda çok ciddi sigortalar vardır. Çünkü 1920'ler ve 30'larda faşizm ve nazizm gibi, komünizm gibi büyük felaketler yaşadılar. Hepsi demokrasi içinden çıktı. Demokrasik süreç içinden çıktı. Bunlar oy alarak geldiler. İyi kontrol edilemeyen meclis, demokrasiler için. Hayır meclis çoğunluğunun sınırı yok. Meclis çoğunluğunu elle geçiren İstediğini ben seçildim yani. Artık tamam dedi. Bundan sonra ben aldım. Başka bir şekilde yönetmeyeceğim. Bundan sonra biz führerimizi bulduk. Biz bundan yönetileceğiz dedi. Bu bir daha olmasın diye 1940'tan sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan anayasalarda çeşitli isterseniz sigorta mekanizmaları konuldu. Bir tanesi Anayasa Mahkemesi. Senato. Bir tanesi evet senato gibi evet. Bir kurum. Cumhurbaşkanı oldu. Onun dışında bir takım denetleme kurumları vesaire. Medyanın bağımsız olması, özgürlüklerinin hiçbir şekilde tehlike altına bırakılmayacağının garanti altına alınması. Şeylerin
Üniversitelerin aynı şekilde akademik özgürlüğünün bulunması vesaire. Yargı bağımsızlığı. Evet. Yüksek yargının bağımsızlığı. Yüksek yargının 60 lira güçlendirilerek şey yapma. Bunların hepsi Avrupa'dan alınmıştır. Ve Avrupa'nın bu öğrendiği dersleri biz bedavadan almaya kalktık. Ama bizim sağ, özellikle Süleyman Bey Allah rahmet eylesin, başta olmak üzere, bu bize lükstür. Evet. Bizim böyle bir anayasa ihtiyacımız yoktur. Celal Bayar rahmetli, Celal Bayar rahmetli, ben de yazdım da eskiden halk yönetiyordu meclis çoğunluğuyla. Şimdi bürokratlar bir şeyler bir takım yerlere el attı. Ya bunların yapılmasının nedeni meclis çoğunluğunu ele geçiren bazı kuvvetler özellikle sen demokrasiye inanmıyorlarsa Avrupa'da yaşandı, görüldü. Bu felaketi hocam en çok Danıştay'a itiraz ederlerdi ya. Evet. Danıştay kararları geri aldığı evet. için Danıştay sağ iktidarların şikayeti Danıştay. Aynı zamanda Yargıtay. Yargıtay, Danıştay. Bütün... Yüksek Mahkeme, Anayasa evet. Mahkemesi. Şey onlara taylar diyordu hocam, biliyorsunuz bir şey de ilave edeyim. Süleyman Demirel. Evet, 61, evet taylar diyordu. 61 Anayasası'nın bir de Türkiye'ye katkısı örgütlenme özgürlüğüydü. Yani hem basının... Evet. Sivil toplum. Sivil toplum, evet. Sendikaların güçlendiği bir dönem. Yani anarşinin aktif olduğu bir dönemden tabii, tabii. geçtik ama... Tabii tabii, çalışma evet. yasası yani, Ecevit'i de en özgür olduğu, sivil toplum tabii. ağırlık Peki, koyduğu... Peki bu ne zaman bozuldu? Sendikaların siyasi partileri etkilediği, temsilci gönderdiği... Yani daha örgütlü bir toplumduk. Yani tabii, 80'den tabii. sonra geriye tabii, gidiyoruz. Tabii, tabii. Şimdi yeni sisteme daha da geriye gidiyoruz. Tabii, yani demokrasiden geriye gidiyorsunuz evet. temel itibariyle. Ama buradaki bu yapı... Dolayısıyla Türkiye'nin yarısı anayasaya karşıydı. Hiçbir zaman benimsemedi. Anayasayla savaşan siyasi partiler iktidara geldi. Evet. Ve dolayısıyla yürümedi 61 Anayasası. Kötülediler. Koalisyon felakettir dediler. Halbuki bakın. Halbuki iyi bir şeydir. Hayır, iyi bir şey değil. Mecbursunuz. Bence, bugün İngiltere koalisyonla yönetiliyor. Tabii, tabii. Almanya. Almanya tabii. sadece koalisyonla yönetildi. 4 yıl hariç. Tabii, evet, biz, evet. biz koalisyonla yönetiliyoruz. Adına evet, ittifak deniyor. Evet, şu anda da koalisyon var. Yani ittifak deyince, Arapçasını söyleyince o zaman makul oluyor. Latince söylerseniz o kötü. Koalisyon kabul edilmiyor. Yani eğer demokratik seçimle yönetilecekseniz koalisyonu kabul edeceksiniz. Çünkü koalisyon sadece demokraside olan bir şeydir. Demokrasi dışı rejimlerde kolay kolay koalisyon olmaz. Onun için seçim süreçlerinin önemli olduğu ve seçim süreçlerinde rekabet olan yerlerde koalisyon çıkıyor. Koalisyon bu sistemin bir doğal sonucu. Önemli kararlar verdi Türkiye. Gayet güzel tabii, tabii. kararlar verdi. Koalisyonla biz 74 Savaşı'nı yaptık. 74 mesela. Kıbrıs Barış Harekatı. Kıbrıs Barış Harekatı'nı başarıyla yaptık. Yani tek başına partilerin yaptıklarından daha kötü bir değildi. Birçok reform daha da yapıldı hocam. Birçok reform da mecliste. Peki bütün bu düzen 80'de mi? Başkan olduğu dönemde o koalisyon 82 Anayasası aynı problemle karşı karşıya. Bu sefer tam tersi. Sadece sağ değil. Ne sağ ne sol. Hiçbiri kabul etmediler. Hiçbiri. 82 Anayasası'nın sahibi yoktu. Ama evren için yapıldı. Yani. Öyle, ama, öyle bir. Şimdi 58 Anayasası bakın Fransa'da De Gaulle için yapılmıştır. Evet. De Gaulle dışında sosyalistler kullandı. Bizde o da olmadı. Ama %92 oy da verdi haklı. O başka. o bitsin diye. Süreç bitsin. Süreç bitsin diye. Ama sonuç itibariyle meşruiyeti en güçlü olan anayasa. Halkın en fazla desteğini almış olan anayasa. Ona rağmen sahibi yok. Hiçbir güç... Sahip 82 Anayasası'nı sahiplenmedi. Hepsi 82 Anayasası savaş açtı. Peki şimdiki değişiklik? Şu andaki anayasanın aynı şekilde problem. Yamalı, 82 Anayasası bu. Yamalı Boğça gibi. Anayasanın ama yönetim şeklini tamamen değiştirdi. Değiştirdiniz kaldı. Ama işinize, kim destekliyor, kim şu andaki karşı? İktidar sadece işine gelen maddeleri görüyor, öbürlerini görmüyor. O da benimsememiş durumda. Duruyor o hükümler. Evet. Şimdi bizimle mesela Amerika Birleşik Devletleri yahut İsviçre hatta yazılı anayasası olmayan İngiltere arasındaki fark budur. Onların kabul ettiği demokrasinin temel kurallarını içeren bir anayasa var. Yazılı veya yazısız. Evet. Onu ihlal etmemeyi aşırı derecede dikkate alıyorlar. Büyük duyarlılık gösteriyorlar. Yargı özellikle. Bakın İngiltere'de yaşandı yakın zamanda. Kraliçenin kararı mı diyorsunuz? Proroging diye bir kavram uydurmuşlar. Başka bir yerde kullanıldığını görmedim. Yani meclisi İki oturum arasında tatile sokmak için kullanılan bir kavram. Bu genellikle 3-5 gün, bilemediniz bir hafta oluyor. 19 günlük bir süreç. Kraliçeye götürdü, o da imzaladı. Çünkü kraliçenin imzalamama gibi bir hakkı yok. İmzalamayan son kralın kafasını uçurmuşlar. Ondan beri de herkes imzalıyor. Kral krallığını. Dolayısıyla benim işim değil diyor. Başbakanın işi, gitsin hesap versin meclise diyor. Meclise de neredeyse Boris Johnson'ın kafasını uçuracaklar diye bırakırlarsa. Yani dolayısıyla geldiğiniz nokta o. Mahkemede zaten iptal Dolayısıyla
Bunu götürdüler mahkemeye. Mahkeme dedi ki bu anayasaya uygun değildir. Evet. Bitti. Yani orada bu işlerin üzerinde hassasiyetle duran yapılar var. Ve bu yapıları koruyorlar. Bu yapılara sahip çıkıyorlar. Çok ilginçtir. Avrupa'da yapılan çeşitli araştırmalar. Small soyadlı bir meslektaşımız var Yale Üniversitesi'nden. Onun yazmış olduğu makaleler vardı bu konuda. Soruyorlar halka. Haklarınızın ve özgürlüklerinizin korunmasında seçmiş olduğunuz milletvekillerine mi yoksa seçmemiş olduğunuz yargıçlara mı güveniyorsunuz diye. Kahir ekseriyet yargıçlar diyor. Öyle bir güvence var. Tabii, bizim de öyleydi bir zamanlar. Çünkü yargıçlar yargıyı uygulayacaklardır, hukuku uygulayacaklardır ve adalet mekanizmasına güveniyoruz diyorlar. Hocam, adalet mekanizması benim haklarımı ve özgürlüklerimi korur diyor. Şimdi ikinci büyük problemimiz bizde hiçbir zaman yargı vatandaşa yakın olmadı. Avrupa'da yargı Avrupa'da yargı özellikle ceza yargısı muktedir olandan ve ceberrut olandan ki devlet muktedir ve ceberruttur. Ondan vatandaşı korumak için çalışır. Yani yargıç öncelikle vatandaşın hakları ve özgürlüklerini savunur. Yani bireyi devletten koruyor. Tabii. Bizde tersine. Bizde tersine. Bizde devleti bireyden koruyor. Birey tehlike. Aman ha. Birey bırakırsan devlete alt eder, yok eder bilmem ne. Ya birey devlet güçlüdür. Devlet kendini korur. Müthiş mekanizmaları var. Polisi var, jandarması var, askeri var, maliyesi var, o var, bu var. Yok yok. Bir tane birey gariban nesi var? Yani bunu siz korunma durumunda olan bireyi koruyacaksınız. Devlete karşı. Devlete karşı koruyacaksınız. Bizim ilk kitaplarımızdan biridir siyaset bilimde yazılmış politika kitabı. Aristo'nun. Diyor ki insan tek başına var olamaz. Tek insan inanılmaz derece zayıf bir mahluktur. Kendi başına var olamaz. Yalnız başına var olabilmek tanrılara, Yunan tanrıları ve hayvanlara mahsustur diyor. Onlar tek başına var olabilirler. Ama insan olamaz. Onun için insana zoon politikon diyor. Yani politik hayvan veya toplumsal hayvan diyor. Yani biz zayıfız. Yani bizim bütün öğretimiz, siyaset bilimi öğretisi bunun üzerine oturmuştur. Birey zayıftır. Korunmaya muhtaçtır. Onu koruyacak olan ceza yargısıdır. Ceza yargısı onu güçlü olandan, muktedir olandan, ceberrut olandan korumak durumunda. Peki bir şey diyeceğim. Şimdi bu söylediklerinizin durumu tam tersi Türkiye'de. Evet. Yargı. Yani sorunlarımız burada. Bir şey söyleyeceğim. Yargı bakıyor, siyasilere bakıyor. Hele bu son dönemde. Ondan önce bir cemaate bakıyormuş. Onu da yeni öğrendik. Ondan önce de devlete yakındı. Onu da söyleyeyim. Tabii. Şimdi bu bir gelenek olarak böyle geliyor. Çok daha. Ama bizim devlet yani, çok önemlidir. Çok daha, içinde tutmamız çok daha fazla bakıyor. Halbuki böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi sivil toplum yok oldu. Medya bütün gücünü yitirdi. Biraz iktidar medyası oldu. Partilerin pek sesi çıkmıyor. Dediğiniz gibi meclis biraz önce Fikret Bey'in anlattığı gibi işte meclis kalmadı, şu kalmadı, bu kalmadı. Partilere gelmedik. Onu da unutmayın. Şey 82'de partileri kapatınca onların da kurumsallığını yok etti. Yok oldu. Evet. Bitti. Şu anda bizde kurumsal parti yok. Liderler partisi. Yani Avrupa ile falan kıyasladığınız zaman bir muhafazakar parti İngiltere'deki yahut bir İsviçre'deki veya Alman sosyal demokratları 19. yüzyıldan geliyorlar. Bizim en kabadayı partimiz 1982'den 83'ten geliyor. Çünkü ondan öncekiler var mı yok mu tartışılır. Yani CHP adıyla tekrar kuruldu da aynı CHP mi? Bence değil. O zamanki yani, başka yani, yapı başka. Evet. Şimdi buraya kadar bu bir bizde bu böyle olmamızın nedeni eğitimden yargıya kadar bir kültür eksikliği mi, eğitimsizlik mi? Biz niye öyle mesela? Öyle olmamız için ne yapmak lazım? Yani yeni bir nesli kötü mü yetiştiriyoruz? Daha mı yetiştirmek lazım? Hakikaten demokrasi veya bunları özümsemek... Bunun tekil kolay bir cevabı olsaydı iş çok basitti. Hakikaten kolay bir mesele değil. O kadar basit değil ama temel itibariyle... Eğer 1946'da veya 45'te Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi yeni sürece başlarken bazı şeyleri göz önünde bulundurup anayasadaki ilkeleri daha demokratik bir yapı çerçevesinde örgütlemeyi, seçim yasasını o zaman Demokrat Parti'nin istediği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin direndiği ve daha sonra yanlış olduğunu kavradığı şekliyle nispi temsile dönüştürmüş olsaydı, daha makul ilişkiler içerisinde bunu götürebilmiş olsalardı,
Belki bir yere kadar devam ederdi ama esas oradaki sorunlar böyle bir temelin üzerinde yükselebileceği yani çeşitli badireler atlatmış bir takım kurumların henüz olmamış olması. Şimdi Avrupa ile bizim aramızda zaman farkı var. Mesela İngilizler bunu 1600'lerde yaşamışlar. Kralın yetkilerini sınırlandırıp güçlü bir parlamento kurmayı vesaire. Ve onun sahibi var. Onun sahibi İngiliz burjuva sınıfı. İngiliz burjuva sınıfı... Peki bizde burjuva sınıfı yok, olmamasının yok. Sıkıntısı mesela mı? Bir tanesi, bir problem burada. Bizde devletten beslenen bir burjuva sınıfı çıkıyor. Devlet yaratmaya çalışıyor. Özellikle Atatürk'ün ilk girişimleri, İzmir Kongresi hemen sonrasında falan görülen problem... Bizde sermaye büyük ölçüde Levantenlerin ve hala devlete elinde. Bağlı olduğu için. Onun için Müslüman Türk sermaye grubu yaratmaya çalışıyor. Devlete bağımlı olarak. İngiltere'de bunun tam tersidir. İngiltere'de bakın bunu ilk yapan Hollandalılar. Onlar onlardan kopyayacakmış. Bir şirket kuruyorlar. Bu şirketle gidip dünyanın birçok yerlerinde toprakları kontrol etmeye başlıyorlar. 1600'de Doğu Hindistan şirketi kuruyorlar. Hindistan'a gidiyor, işgal ediyor. 390 bin kişilik ordu kuruyor. Ordu. 390 bin kişilik. Düşünebiliyor musun? Bu orduyu daha sonra Kraliçe Victoria gibi İngiltere'nin hani Kanuni Sultan Süleyman'ı falan diyebileceğimiz evet. birisi. Son derece güçlü bir ona satıyorlar. Ya düşünün. Evet. Yani bunların gerçek gücü var ellerinde. Bu İngiliz burjuvazisi önce sigorta şirketlerini kuruyorlar. Onlar bankaları kuruyor. Bankalar sanayi şirketlerini kuruyor. Bunların hepsi onların elinde ve devletin elinde değil. Dolayısıyla devletin karşısında ve dışında bir piyasa var. Piyasa. O piyasa başkalarının elinde. Ve mülkiyet hakkını koruyorlar ve icap ederse yani bunu silah zoruyla da sahip çıkıp kuruyorlar. 1648'de kralla savaşıyorlar, krallığı kaldırıyorlar 10 sene. Cumhuriyet gibi bir rejimle yönetiliyorlar. Sonra krallık gerisin geri geliyor. Ondan sonra krallar bir takım yetkilerini almaya kalkıyorlar. Yine mutlak monarşi kurmaya çalışıyorlar. 1688'de meşruti monarşi kuruyor adamlar. Diyorlar kralın senin bütün yetkilerini alıyoruz. Avam kamerasında. Sen orada oturacaksın. Hocam bir de şey önemli değil mi? Yani bu... Şimdi biz bunu ne zaman yaptık? Yani ittirseniz 1908 filan hocam 300 sene işte 1648'de tabii yani şeyin dini reformun da meselenin siyasetin dışına çıkartılması ve çağdaş devletlerin yavaş yavaş kurulma süreci var. 30 yıl savaşlarının ardından bizde öyle bir süreç yok yani dinde reform ama bakın bunların hepsi orada boğuşmayla yaşanmıştır. Tamam. Yani bunlar böyle o savaş 30 yıl savaş falan bunlar centilmenler bir araya gelmişler. Böyle bir şey yok. Ya adamlar boğuşarak ederek bir takım ihtiyaçlardan bu sisteme geçmişler. Biz savaşlarla. Bir bedel ödeyerek geçiyor. Evet. Biz bedel ödemeden ödüyoruz. Şimdi ödemeye başladı. Şimdi bunun biz nereye çıkmış durumdayız? biz aynı şekilde şu anda boğuşuyoruz. Ha. Benzer şeyler üzerinde boğuşuyoruz ama farklılıklarımız yani böyle farklılıklarımız var. Yani ekonomik, sosyoekonomik farklılıklarımız var. Türkiye'de bir aristokrasi sınıfı yok. Yok. Aristokrasi sınıfı olmadığı için orta sınıf yok. Çünkü bir üst olacak, bir alt olacak. Onun ortası olsun, evet. Ortası da yok. Evet. Sosyolojik piramidimiz... Alttaki kademe sivri. İşçi olarak kendini kabul etmiyor. Yani öyle bir bilinç yok. Evet, işçi bilinci yani yok. Orada böyle bir halk diye bir sınıflaşmamış Nasıl? Bir tabaka var vesaire. Dolayısıyla farklı bir yapımız var. Ve bu yapı içerisinden... Nasıl çıkacağız? Bir sosyoekonomik boğuşarak... Hayır ama böyle bir birbirine mücadele eden dediğiniz gibi sınıflar yok, bir orta sınıf yok. Oluşacak süreç. Ama ne kadar süre sonra şimdi bu bizim, oluşacak? Bizim maalesef, bilinç, eğitim daha, çok, maalesef daha büyük bir zorluğumuz bizdeki esas bölünmeler kültürel. İşte evet kültürel. Mezhep bölünmesi var. Alevi, Sünni. Ettik. Sonra bir inanç bölünmesi var. Seküler olan, laik olan ve... Mutekit, Sünni ve etnik bölünme var Fikret Bey'in belirttiği gibi. Evet. Özellikle Kürt, Türk bölünmesi. Şimdi bu altıya bölüyor toplumu. Normal haline bıraksanız 6 tane siyasi parti çıkabilir. Biraz bunların arasında
örtüşme var. Evet. Yani hem Kürt hem Sünni hem falan olunabiliyor. Dolayısıyla böyle, üçe düşürüyor. Yani böyle üçe beşe düşüyor. Evet. Ama çok sayıda partiye dönmek durumundasınız. Doğal haline bırakırsanız 5-6 parti çıkacak demektir. O zaman koalisyonla yönetileceksiniz. Doğal yönetim şekliniz bu. Ama siz koalisyonu istikrarsızlık, felaket, rezalet, skandal filan o zaman yönetilemiyorsun. Hocam şunda yani payı yok mudur gözlediğimiz zaman işte Osmanlı'dan Atatürk'ün devraldığı topluma işte biraz laikliği anlatıyor 1-2 sene sonra ve kaldırıyor hilafeti 1924. Ve tabii bu tepeden alınan bir karar. Halkın çok çoğunun duymadığı falan da söylenir. Şimdi laik bir sisteme laik bir sisteme geçiyorsunuz ama öyle bir toplumsal aydınlanmanız yok, öyle bir altyapınız yok tabii. Ve demokrasiye açılım gösterdiğiniz her anda her muhalefet partisi hilafet isteyen, şeriat isteyenlerin sözcüsü konumuna geliyor. Atatürk buna endişe ediyor. Hani birkaç demokrasi denemesinde yani o laikliği henüz benimsemiş. Şimdi gerek Berkes'e gerek sanayileşmiş toplum değiliz o zaman yani. Gerek Niyazi Berkes'e gerek Ali Nalcı'ya bakacak olursanız bunun bir 200 senelik falan geçmişi var. Öyle birden Tanzimat'tan beri. Çok daha önce. Evet. Yani Ali Nalcı'nın yazdıklarından benim anladığım esas dini esaslardan biraz geriye çekilip daha dünyevi açıdan yani sekülerizm esas itibariyle kutsalın etkisinden çıkarak dünyevi esaslara bakmak, kutsalı reddetmediğiniz halde onun her şeyi açıklamakta rolü olmadığını kabul etmekle başlıyor. Bu Lale Devri'nde başlamış durumda. Yani mesela Halil Bey bunu gayet açık anlatıyor. Diyor ki o ilk defa işte dragoman diyorlar o zamanlar, tercümanlar var. Bunlar Osmanlıca biliyor, aynı zamanda yabancı. Bu Avrupalıların nesi bizden üstün diye vezir, vüzera gidip bunlarla konuşmaya başlamış. Gidin öğrenin filan diye. Ve kısa bir süre sonra da Avrupa'ya sürekli elçi göndermeye başlıyorlar 19. yüzyılın başında. Ve dolayısıyla bunları denemeye çalışıyor. Çünkü bir Avrupa imparatorluğusunuz, öbür imparatorluklarla savaş ve barış ilişkileri içindesiniz. Hem ticari ilişki içerisindesiniz hem kültürel alışverişlesiniz. Dolayısıyla öğrenmeye çalışıyorsunuz. Onlar ileri gidiyor. Küçük ordularla karşınıza çıkıyorlar. Sizin 100.000 kişilik Yeniçeri ordunuzu tarumar ediyor. Ya ne oluyor bunlara falan anlamaya çalışıyorlar. Bununla birlikte bir sekülerleşme süreci başlıyor. Ve bu süreç askeri sanayileşme. Yani 1730'lardan 1930'lara kadar yani 200 sene. 200 sene. 200 sene bir süreç. Onun sonucunda bunlar yapılmış durumda. Bir ikincisi Türkiye'nin o zamanki kent nüfusu %20 kadar. Belki biraz daha az. Köylü bir toplum. Evet. Köyle bağlantı yok. Doğru dürüst. Okuma yazma hiç yok. Doğru dürüst nüfuz edilmiş değil. Şey yok. Yol yok. Herkes kendi içinde kendi yaşıyor. Kendi içinde yaşıyor. Biraz geçimlik gibi. Ve göçer çok önemli bir kısmı. Özellikle doğuya doğru gittiğiniz zaman yerleşik nüfus da değil. Tabii. Bunların okur yazarlığı yok. Yani Cumhuriyet kurulduğu zaman %5 işte o civarda 1927'de yapılan ilk sayımda %11. Kadınlarda binde ile ifade edebileceğiniz düzeyde. Yok. Okur yazarlık yok. Şimdi kentte bulunan nüfus laiklikle bir problemi yok. Direnç de olmamıştır. Ama Anadolu'da? Köyde haberi yok. Haberi yok. Ne oldu? Haberi olduğu zaman bu ne diyor? Bu neymiş? Bu neymiş demeye başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Bir de oradaki, öyle bir anlatılıyor ki tabii, din elden gidiyor işte. Din falan, gitti tabii, diye anlatıldığı için eyvah diyor. Bir de öyle anlatılıyor. Tepki gösteriyor. Yani. Bir de tabii orada Anadolu'daki din kendi folklorik yapısında. Şerif Bey bunu çok anlatır. Çünkü dünyadan biraz kopuk olduğu için oradaki adetler bir miktar pagan adetleri kalmış, onlar girmiş. Hristiyanlık adetleri Roma'dan kalan adetler falan. O dinin ne olduğu da pek belli değil ve çok büyük bir heterojenlik gösteriyor. Türdeş. İstanbul'da bile hocam biraz işçi yavaş yavaş köyden geliyor işte demir yolları, limanlar çalışıyorlar. İşte o iştirakçı Hilmi sosyalist, komünist parti kurmaya çalışıyor. Grev örgütlüyorlar işçiler arasında ve işçiler greve gidiyor. Evet. Sirkeci'de limanda. Evet. Bir gün sonra bakıyorlar ki grev yok. Diyorlar ki nerede işçiler? Diyorlar ki köylere döndüler. Para bir alamayınca geri döndüler. Bir bilinç bu kadar yani. Tabii. Yani sonuç öyle itibariyle. Zor geliyoruz oradan yani. Sonuç itibariyle bu süreçler çok böyle
hızlı işleyebilecek, kolay kabul edilecek çok zaman alacak süreçler değil. Çok zaman alacak süreçler. Bir de çatışmalı süreçler. Bir de bunlar başka ülkelerde yaşanmış durumda. Mesela benzer kültürel ayrılıkları olup da bunu bir şekilde demokrasiyle bağdaştırmış olan Avrupa'da örnekler var. En mükemmel örneği İsviçre. Fakat öyle bir takım mekanizmalar kurmuşlar ki kendileri bunu becerebilsinler diye. 1859'da en son iç savaş yaşıyorlar. İç savaşta kaç kişi ölmüştür biliyor musunuz? 1859'da. 129 kişi. O kadar az. 1860'da, 65'te Amerika iç savaş yaşıyor. Evet. 650 bin ölü var. Aradaki farka bak. Biri vahşet. 50 millik bir alan böyle kuzeyden güneye. Georgia'nın batısından Atlantik Okyanusu'na kadar Sherman diye bir general hiçbir yapı, insan hiçbir şey bırakmadan biçiyor. Onun üzerine Güneyliler teslim oluyorlar. Bunlar bizi mahvedecekler. Katliam. Anlatabiliyor muyum? Amerika İç Savaşı. Ve Amerika İç Savaşı bitmemiştir. Bugün Amerikan İç Savaşı yaşanıyor. Bugün ırk meselesi, Amerika'nın bir numarası meselesi. Bugün siyahiler polisi düşman olarak görüyor ve vuruyorlar. Polis de siyahileri vuruyor. Vuruyor. Sorgusuz sualsiz. Halen devam ediyor. Ve bu savaşı bir şekilde halledememiş durumda. Ve bize, yani, bize de soykırımcı diyorlar. Bize, ve dolayısıyla tabii. Video var yani. Tabii, Kızıl deliller var. Tabii, siyahiler var. Amerikan tarihi. Ayrıca yerlilerle yapılan ilişki yapar. Ama yani. Bu tür yapıları demokrasiye bağdaştırabilmeniz için çok özel düşünmeniz lazım. İsviçre'de olduğu gibi. Mesela İsviçre'de bir tane başkan yok. 7 tane başkan var. Bunların çeşitli partilerden seçilmesi lazım. Aynı şeyi Yugoslavya yapmaya çalıştı. Bu Slobodan Milosevic'in gelmesinden önce 6 kişiyle iç savaşa gittiler. Tito'dan sonra. Neyse, hocam süremiz olmuş vallahi. Yani bu yollara gidebilmeniz için çok fırın ekmek yememiz gerekiyor. İnşallah. Ve bunun böyle sihirli formülü de yok. Yani ben çıkayım siyaset bilimi uzmanı olarak şunları yapın bu iş olur. Yok, böyle bir inşallah. Şey yok. Kafamızı taşa vura vura filan. Ben nelerin yanlış olduğunu göre göre geriye dönebilen yapar. Az çalkantılı, geriye yanılı. Az çalkantılı günlerle yer yerine inşallah, oturturuz diyelim. İnşallah Avrupa'daki kadar zorlu veya Amerika'daki kadar kanlı falan olmaz. İnşallah, inşallah. İnşallah. Bir programın daha sonuna geldik. Biraz sonra Enver Aksever'in programı var. İyi akşamlar. Banklar bu dönemde parti meclisi.